burada çok güzel çalışmalar var. Bu ne yeter böyle makasıyla falan çadırın orada? Göstermemi ister misiniz? Al hayatım eline onu. Çok ben güzel. Dünyanın çeşitli yerlerinden topladığın hediyelikler var sanırım. Şimdi bu çok özel bir şey. Bunu da ben yaptım. Söz nişan nice yıllara. Burada nice yıllara, nice yollara söz yazıyor. Hmm. Bu eşim ve benim söz tepsimiz. Gümüş mü bekliyordunuz? Pardon yani nasıl bir tepsi bekliyordunuz siz gizem gelinimden? Evet, burada bir çadır burada var. Bir çadırı var. Burada önünde bir ateşi var. Ay çok güzel. Evet, bu bizim ses tepsimizde. Aa, ay bayıldım. Ay makas bile tarz. Evet, hemen bir şey daha var onu da göstermek istiyorum. Bu da kahve tepsimiz. Bunu da ben yaptım. Burada nişanlandığımız tarih yazıyor. G ve D, Gizem ve Deha. Burada da ve sonsuza dek mutlu yaşadılar yazıyor. Ay ne güzel. Evet, bunları da ben yaptım. Mutlu yaşayın. Mutluluğunuz daim olsun hakikaten. Bali'den çiçek aldın. Burası için başka nereden ne getirdin? Ay burada çok fazla örnek var aslında. Sence say bana kısaca. Mesela işte duvardaki resimler var. Onlar Kotor'dan. Onun haricinde çok özür diliyorum. Şurada köprü ve çeşme var. Onlar Prizren'den. Şurada iki tane tapınak bekçisi görüyoruz. Uh-huh. Onlar Tayland'dan. Onun dışında tütsülük de yine Bali'den. Çok güzel. Deniz kabukları yine Bali'den. Sandığını gelir senin ben. Aa, çeyiz sandığı oluyor ya gelinlerin. Evet. Yani artık bildiğimiz böyle incikli, incili mincili, süslü püslü. O da benim takı sandığımdı düğünde. Takı sandığım. Evet. Çok güzel. Takılarım mı var içinde şu an? Şu anda yok tabii. Boş. Aynen, şu anda boş. Gelinlerime soruyorum. Hayatım, uyum nasıl? Siz tercih edersiniz, etmezsiniz ama yaşam alanı için yeterli mi? Yaşam alanı için yeterli olabilir kendisine göre, saygı duyarım. Ben şu alanı anlayamadım. Bu harita ne alaka? Veya buraya neden televizyon tercih etmedin? Şimdi şöyle, biz zaten televizyon izlemeyi hiç sevmiyoruz. Vaktimizin çoğunda sosyal medya içerikleri oluştururken kullanıyoruz. Sizin evini sosyal medyadan mı seyrediyorsun? Sosyal medyadan da seyrediyorum. Ha, evet. Güzel. Onun haricinde burada bir televizyon kullanmak yerine bir dünya haritası kullanmayı tercih ettik. Çünkü koltuğumuzda oturduğumuz zaman bir sonraki gideceğimiz yerleri hayal ediyoruz. Sonrasında da orada çekildiğimiz fotoğrafları ya da anılarımızı tam oraya iliştiriyoruz. Şimdiki ilk rota neresi? Konuştunuz mu eşinle? Sanırım tekrar bir iş planı için Bali'ye gideceğiz. Ondan sonra çok uzak yollara bir planımız var. Hadi bakalım. Halısı nasıl? Perdesi nasıl hayatım? Şerifem. Ya ben bu tarz yerleri çok seviyorum. Çünkü kendim de eşimle beraber kampa gittiğimizin benim çok hoşuma gitti. Tabii o birbiriyle alakalı uyumsuz şeyler de var ama koltuğuna göre halısı uymamış. Perdesine biraz daha yakın. Daha hareketli bir şey olabilirdi diye düşünüyorum. Hoho, sen mi tercih ettin? Evet, ben tercih ettim. Aslında perde ve halıyı matchleyip işte koltukta da daha çok dekoratif ahşap ürünleri bir arada kullanmaya çalıştım. Ezgi'nin ben daha canlı bekliyordum. Gizem'in canlılığı gibi evin içi rengarenk. Evet, evin rengarenk duvarlarının olacağını. Dön bakayım. Yerlerde halılarının farklı farklı renkler olacağını, koltuğunun mesela turuncu, yeşil, mavi, mor gibi olacağını düşünürken hala Gizem'in bu evde yaşadığını kabul edemiyorum. Tek güzel renk mi? Evet, çok sade geldi. Sen hala şakadasın. Evet, ben şaka değil hayatım, gerçek bu. Uyan, uyan ablacığım. Ay kabul edemiyorum. Dış sese de sormak lazım. Sanki burası kamera şakası gibi geldi. Gizem'in evinin daha canlı olacağını düşündüğüm için biraz sade olmuş. Hani belki de Gizem'in canlı karakterinden dolayı diye düşünüyorum. Biraz dinginlik aradığım yer. Evet, biraz böyle sakin ve huzurlu olabilir ama evet. Ben Gizem'den beklentim çok farklıydı. Salona bakıyorum, arıyorum bir koltuktan ibaret. Başka bir şey yok. Yere de bir tane halı atmış. Seni yanılttım galiba. Evet, biraz mor yanılttım. Mor koltuk bekledi daha ne? Mor bekledim, turuncular bekledim, maviler bekledim, fuşyalar bekledim, böyle canlı patlatacak renkler bekledim. Ama Gizem'in evinde genellikle hep bir sade olmuş. Gizem bir tek evde kendini... Ben rengarenk oldum. Rengarenk olan sensin. Evet. Orada bir ayna var mesela. Nasıl sence? Ayna çok şık duruyor asimetrik kesiminden dolayı. Aynasını gerçekten beğendim. Odanın bütününe de çok yakıştığını düşünüyorum. İster misin böyle bir yerde yaşamak? Ben ikinci olarak isterim. Yani ana olarak istemem. Benim holim olacak, oradan mutfağa kapım olacak, yatak odam olacak, misafir odam olacak, salonum olacak diyorsun. Evet, ben de misafir ağırlamayı seven bir insanım evimde ve geldiklerinde de rahat etmelerini isterim. Bu açıdan kendi evimde rahat bir şekilde misafirlerimi ağırlarım, hafta sonu buraya kaçarım. Burada bir kafamı dinlerim, geri evime tekrar dönmek isterim. Salona girdiğim anda eşyalara dikkatimi çekti. Eşyaları hoş eşyalardı ama çok az ve küçük bir alanda olması
Bir de bütün alanın, tüm evin bir yerde olması beni biraz şaşırttı. Diyelim yaz yağmuru falan oldu. Bir sıkıntı oluyor mu? Yok, hiçbir sıkıntı olmuyor. Üşüme, ısınma falan nasıl bunlarda mesela kışın? Klimamız var. Zaten küçük bir alan. Arkadaşımdaki gibi bende yerden ısıtma yok ama klima zaten küçük bir alan olduğu için çok rahatlıkla yeterli soğuyor. Oluyor. Çok rahatlıkla ısınıyor. Burası büyüyor mu peki? Burası henüz büyümüyor ama o büyüyenlerden değil. Bana böyle büyüyecekmiş gibi geliyor. Çok dar değil mi gerçekten? Sürpriz yapılacakmış gibi bekliyorum. Bekledik bir türlü büyütemedik kızlar ne yaptık. Bu hareket edebilenlerden mi? Böyle kamyonun, arabanın, pikapların arkasında takılıyorlar kancayla gidiyor falan. Şöyle aslında tabii ki de yer değiştirebiliyor ama bunu bir ikamet değiştirmek gibi düşünün. Yani karavan gibi böyle arabanın arkasına takıp oradan oraya götüremiyoruz. Türkiye adresim bahçemiz. Bahçemiz. Güzel. Bir de Ezgi Hanım şu yerde hemen şöyle bir halat gördüm ben. Gizem arkadaşım bir hemen vereyim. Bakıyorlar. Anlam veremedim bu. Acaba bu halat neden o şekilde yerdeydi ben anlayamadım. Halat çekmemi yapıyorsunuz da. Evet, ara sıra eşimle böyle oyun oynuyoruz. İyi aklına geldi böyle ip atlama evet, gibi mi? Evet, küçükken oynardık şöyle çevire çevire. Nereden geldi o halat? Kızlar bunu ben daha önce bahçede dekorda kullanmıştım. Bahçede bir dekorda kullanmıştım. Sonra işte o dekoru oradan kaldırdıktan sonra elimizde fazla kaldı. Her zaman gördüğünüz gibi her yere bir biblo sıkıştırma hastalığım. Dolayısıyla bunu da şöyle köşeye atıverdim. Kenarda dursun dedim. Kenarda lazım olur. Halatın fiyatı ne kadar peki? Halatın fiyatı 3 yıl önce bu 20 TL'ydi. Ay çok uygunmuş. Perdeler ne kadar? Perdeler ikisi birlikte 3750 TL. Halının fiyatını öğrenebilir miyim? Halının fiyatı halı 3 yıl öncenin 800 TL falan. Koltuğun fiyatı neydi? 5500 TL. Sen bu eşyaları buradan giderken alabilecek misin, burada bırakacak mısın? Alabiliyorum. Alabiliyorsun. Aynen. Güzel. Merak ettiğiniz başka bir şey var mı gelinler? Çiçeği Bali'den kaça aldın Allah aşkına? Onu orada bir kokonat suyu olarak 50 bahta falan aldım. 50 baht kaç Türk lirası yapar? Ezgi Hanım 50 Tayland bahtı 51 Türk lirası 36 kuruş yapıyor. Bunlar Türkiye'de yok mu? Vardır artık. O 3 sene önce mi? Belki evet. Var. Aa yok, onu yeni getirdik daha geçen yaz. Ha geçen yaz. Evet ben. Evet o yeni geldi. Ta Bali'den gelmiş, Türkiye'de aynen. Yok. Türkiye'de vardır. 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 Ama özelliği olsun. Oranın havasını suyunu evet. Almış olsun aynen. Dedi. Çok tatlısın yahu. Eklemek istediğiniz bir şey var mı gelinler? Yok hayır. Böyle farklı tarzda insanları seviyorum ben. Herkesten bir şeyler görüyoruz hayatım. Sen olmasan buraya gelmeyecektik. Bak sen Kandıra'ya gel. Taynasun içinde çekim yap. Bayıldım. İyi ki de geldiniz. Ben de bayıldım Ezgi Hanım. Değil mi hayatım? Bir değişiklik oldu hakikaten. O zaman devam edelim. Mutfağınla devam edelim. O zaman. Lütfen gelinler buyurun. Hadi buyurun gidelim. Hadi bakalım. Gizem'in ruhunu yansıtıyordu. Ben beğendim. Tam gizemlik bir evdi. Ufak tefek detayları vardı. İşte onlar bir göze batıyordu. Gayet seveceğim.